Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir hikayeyle daha beraberiz. Hikayeye geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sizlerin de yaşadığı bu tarz paranormal olaylar varsa bizlere açıklama kısmında paylaştığım Instagram veya mail adresimiz üzerinden ulaştırabilirsiniz. Şimdi hikayeye geçelim. Keyifli dinlemeler. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Bu güzel kanalı bize kazandıran, emeği geçen, başta Pınar abla olmak üzere herkese selam. Bazı sebeplerden dolayı kişisel bilgilerimi değiştireceğim. İsmim Sedat, 35 yaşındayım. Dedemin hikayesini, babaannemin hikayesini ve kendi hikayemi anlatacağım. Dedem yetim büyümüş, 18 yaşında annesini kaybetmiş. Kız kardeşiyle tek başına kalmış. Sonra dedem vatani görevini yapmaya gitmiş. Amcaları da babadan kalma dedemin hakkı olan tarla ve arazileri yok pahasına satmışlar. Bir horoza ya da bir koyuna satmışlar. O zamanlar tapu olayı yoktu her köyde. Belki size komik gelebilir ama gerçekler böyle. Malum 1940'lar, yokluk zamanı. Tayfun dedem askerliğini bitirip köye geliyor ve hayatın tüm yükünü kız kardeşiyle yeniden yüklüyor. Çaresizlikten çobanlık yapıyor. Bizim doğu tarafında çobanlar koyunları dağda yatırır. Dedem birçok kez cinlerle karşı karşıya gelmiş. Bir ara 1 yaşında bir kısır koyun gütmeye başlamış. Anaç koyunları arkadaşı güdermiş. Ama bazen de değişirlermiş. Şöyle tarif edeyim. Kısır koyunlar 15 gün boyunca gece gündüz dağda kalırmış. 15 günün sonunda köye götürülüp sahipleri tarafından sayım yapılırmış. Bir gün Tayfun dedem arkadaşı olan Ahmet amcaya kendisinde para karşılığında yardım etmesini talep etmiş. Ahmet amca kabul etmiş. İki arkadaş başlamışlar kısır koyunları dağda gütmeye. 10 gün geçmiş aradan. Bir gece yarısı koyunlar huysuzlanmış. Sürü başını alıp dağın bir yamacına doğru gitmiş. O esnada da davul zurna sesi ortalığı inletmiş. Ahmet amca zifiri karanlıkta Tayfun dedeme ''Köye yaklaştık galiba. Düğün var. Davul zurna sesi geliyor. Aşağıda kalabalık var. Ne olur bırak ben de gideyim. Katılayım şu düğüne.'' demiş. Dedem Tayfun durumun farkında ama Ahmet amca korkmasın diye belli etmemiş kendisine. Ahmet amcayı oyalamaya başlamış ve ikna ettiğini zannederek sürünün diğer tarafına gitmiş. Aradan zaman geçmiş, dedemin içi rahat etmemiş. Ahmet kardeş diye seslenmiş ama Ahmet amcadan ses seda yok. Hemen sürünün yönünü değiştirmiş. Bakmış ki Ahmet hoca yok, tepeden aşağı bakmış. Bir de ne görsün, cinler aşağıda tutuşmuş halay çekiyor. Ahmet amca az yukarıda, yamaç ve tepe arasında, tek başınaymış. Davul zurnanın ritmine kaptırmış kendisini. O da orada tek başına halay çekiyormuş. Bunu gören Tayfun dedem, Ahmet gel buraya diye kendisine bağırmış. Ama nafile. Müziğin ritmine adeta büyülenmiş gibi kapılmış. Ve Ahmet amca bir anda bulunduğu yerden cinlerin arasına geçmiş. Ve cinlerle halay çekmeye başlamış. Dedem tüm cesaretini toplamış. Cin düğününe 100 metre yaklaşmış. Ahmet diye yeniden bağırmış. 5 dakika geçmeden Ahmet amca dedemin yanına gelmiş. Dedem de kendisine kızmış söz dinlemediği için ve iki arkadaş sahipsiz kalan sürüyü toplayıp koyun yatağına götürmüşler. Dedem Ahmet amcaya sormuş, ne yaptın, ne gördün orada diye. Ahmet amca şöyle cevap vermiş, hayatımda böyle güzel gelin görmedim ve hiçbir düğünde bu kadar takı görmedim demiş. Gelinin resmen her yeri altınla süslenmiş. Ben halay çektikten sonra iki kişi beni halaydan alıp köşeye çekti. O sırada sen beni çağırdın. Biri diğerine bırakalım gitsin, arkadaşı çağırıyor dedi. Ben de geldim demiş. Dedem de Ahmet amcaya sana bir şey diyeceğim ama korkma. O gittiğin, katıldığın düğün cin düğünüydü kardeşim demiş. Ahmet amca inanmamış dedeme. Aradan günler geçmiş. Kısır koyunlar sayım için yeniden köye götürülmüş. Ahmet amca köylülere sormuş. Kardeş köyde hiç bugünlerde düğün falan oldu mu demiş. Herkes hayır cevabını vermiş. Bunun üzerine Ahmet amca o günden sonra koyun gütmeye gitmemiş ve psikolojik olarak korkuları yüzünden sıkıntılı bir hayat geçirmiş. Allah rahmet eylesin hem Tayfun dedeme hem de Ahmet amcaya. Dedem çok şey yaşamış. Sadece bu olayı biliyorum ben. Gelelim babaannemin olayına. Babaannem gözü kara, dediğim dedik, tabiri caizse erkek gibi bir kadındı. Erkekler bile çekinirdi babaannemden. Tam bir define tutkunuydu. Hatta bir seferinde kazdığı bir yerde içi toprak dolu boş bir küp bulmuş. Eve getirmiş, ziyan olmasın demiş. Yiyeceklerini o küpün içerisinde muhafaza ediyormuş. Küçüklüğünü bilmem ama bence babaanneme define tutkusu yüzünden cinler musallat oldu. Benim büyük abim ve amcamın küçük kızı babaannemin gözdesiydi. Babaannem birini sağına, diğerini soluna yatırıp ortalarında uyurdu.
Babaannemin yatağı pencere kenarındaydı. Bir gece pencereden uzun, simsiyah bir el uzanmış. Babaannemin boğazına yapışmış ve sıkmaya başlamış. Babaannemin çırpınmasıyla abim ve yanında uyuyan amca kızı uyanmış. O bedensiz, uzun, simsiyah eli görmüşler. Babaannem bir ara zor da olsa besmele çekmiş. Siyah el az da olsa gevşemiş ve babaannem başlamış dua okumaya. Bir anda el kaybolmuş. Bu olayı yaşayan abim ve amca kızından dinledim. Amca kızının anlatmasına göre bir gün köyde yaşlı bir kadın vefat ediyor. Babaannem rahmetliyi kendisi yıkayıp kefenliyor. O günün akşamı eve gelince babaannem havale geçirir gibi oluyor. Ateşi çıkıyor ve sürekli titriyor. Kızım Ayşe çeşmeden su getir diyor. Ayşe 12 yaşında bir kız ve gücünün yettiğince kovalarla su taşıyor. Babaannem gelen kovaları başından aşağı döküyor ama nafile, değişen hiçbir şey yok. En sonunda havlu istiyor Ayşe'den ve üzerini değiştiriyor. Aradan fazla bir zaman geçmeden kapı çalıyor. Ayşe kapıyı açıp bakıyor. Cübbeli, sarıklı, orta yaşlarda bir adam. İçeri girmek için müsaade istiyor bu adam. İçeri girer girmez de elindeki çubukla zaten perişan olan babaanneme vurmaya başlıyor. Her vurduğunda da ben sana demedim mi cenaze yıkama diye diyor. Ayşe şaşkın, dona kalmış bir şekilde adama bakıyor. Adam durup babaanneme nasihat veriyor. Adamın sözü bitince babaannem filanca yerde para var, getir onu amcaya ver diyor. Tabii Ayşe dediğini yapıyor, parayı alıp geliyor. Ama bir de bakıyor ki adam yok, dış kapının kapanma sesini duyuyor. Ayşe bu kez de kapıyı açıyor, dışarı bakıyor. Ama adamdan eser yok. İçeri gidip babaanneme bakıyor. Babaannem kendini toparlamış. Eskisinden daha iyi bir hale gelmiş. Gelelim kendi hikayeme. Ben ne yaşadıysam 5 ve 6 yaş arasında yaşadım. Genelde büyük abimle aynı odada yer yatağında uyurduk. İnanın gördüğüm korkunç rüyaların bazılarını hala net olarak hatırlıyorum. Bir rüyamda çok sevdiğim, ezberlediğim bir türkü vardı. Rüyamda çirkin, korkunç varlıklar sevdiğim türküyü yalan yanlış söyleyip kahkaha atıp dalga geçiyordu. Çocuk haklı işte. Hem sinir oluyor hem de çok korkuyordum. O dönemler geceleri bana zindan oluyordu. Gördüğüm varlığın ne olduğunu bilmiyordum. İki günde bir çığlık atarak uyanıyordum. Ablam ne oldu diye sorduğunda canavar geldi abla diyordum. Ablam okuyup üflerdi bana ve öyle uyurdum. İlk zamanlar böyle geçti. Sonra o varlık kendisini göstermeye başladı. Şöyle tarif edeyim, saçları dümdüz, enseye kadar, uzun, sivri burunlu, alev alev yanan kocaman gözleri vardı. Ayakta yürüdüğünü hiç görmedim. Geldiği vakit çocuk gibi emekleyerek gelirdi. Anlatırdım aileme canavar geliyor, beni rahatsız ediyor diye. Ailem, özellikle annem ve babam çok sorumsuzdu. Çocuk bu derlerdi, beni saymazlardı. İki odalı bir gecekonduda yaşıyorduk. Yoksul bir aileydik, 90'lar zorlu yıllardı. Bir akşam ablamın yanında uyumaya karar verdim. Gece yarısı kız kardeşim Kübra ile hipnoz olmuş şekilde el ele tutuşup salona doğru gidiyorduk. Tam kapı ağzına geldik, gözlerimizi açtık. Pınar abla keşke açmaz olsaydık. Varlık emekleyerek abimin odasına doğru gidiyordu. Bizi görür görmez bir anda bize yöneldi. Abi kardeş aynı anda çığlık attık. Anne ve babamız uyanmadı bile. Ablamın yatağına yöneldik. Ablam uyku sersemi ne oldu dedi. Canavar diyebildik. Bir şey yok, uyu dedi. Kız kardeşimi koynuna aldığı gibi sarıp sarmaladı. Ben sap gibi kaldım ortada. Bir de baktım nefesi ensemde varlığın. Eskiden sedirler vardı kanepe yerine. Hızla o sedirin altına gizlendim. Dilim tutulmuş gibiydi. Varlık da başını sedirin altına soktu. Artık yolun sonu dedim kendi kendime. Aramızda en fazla 20 santim mesafe vardı. Gerisini hatırlamıyorum, bayılmışım. Sabah olmuş ve ev ahalisi beni arıyormuş. Ben sedirin altından çıktım. Ne yapıyorsun orada dediler. Hiçbir şey söylemedim. Ne de olsa beni dinleyen, anlayan biri yoktu. O günden sonra hiçbir şey olmamıştı. Bayağı zaman sonra ablam ve kız kardeşimin odasında ablam bana yatak sermişti. Uyumaya başladım. Yatak dediğime bakmayın, 6 yaşında bir çocuğum. 2 adet yünlü yer minderini yan yana dizip yatak olacak şekilde koymuştu. Onun üzerinde uyurduk. Uykunun en tatlı yerinde bir anda kabus görmeye başladım. Çığlık atarak uyandım. Bu sefer annemle babam uyandı. Yanıma geldiler. Anlattım derdimi. Ben burada uyumak istemiyorum. Bu köşe beni rahatsız etti dedim. Babam da kız kardeşim Kübra'yı kucaklayıp benim yerime yatırdı. Ben de Kübra'nın yerine yattım. Ama yine de uyku tutmuyordu beni. Kız kardeşim de o köşede rahatsız olur mu diye çok merak ettim. Ve tahminimde de yanılmadım. Bir anda kız kardeşim çığlık atmaya başladı. Ne hikmetse anne babam, hatta ablam bile uyanmamıştı. Kız kardeşim bir anda sıçrayıp arkama sığındı. Orada biri var Sedat dedi. Bana tuhaf gelen şey sesin maymun sesi gibi çıkmasıydı. Çok şükür o gece başka sıkıntı olmadı.
Eğer ölmezsem ve hikaye saati dinleyicileri isterse yaşadığım diğer paranormal hikayeleri de anlatabilirim. Allah'a emanet olun. Allah tüm insanları şeytanın ve böyle varlıkların şerrinden korusun. Hikayemizin sonuna geldik. Hikayesini paylaşan kişiye teşekkür ediyorum. Bir sonraki hikayede buluşuncaya dek hoşça kalın.